Ha, Seyran. Günaydın. Günaydın. Ferit arıyordum ben de sanma. Geliyor değil mi? Ha, arayın bence de. Hem nerede olduğunu öğrenmiş oluruz. Nasıl yani? Evde değil mi Ferit? Aa. Siz bilmiyor musunuz nerede olduğunu? Yok. Sen bilmiyor musun nerede olduğunu? Vallahi Abidin Bey'le konuştuğuma göre gayet iyiymiş. Bir problem yokmuş. Sağ olsunlar, ikisi de bayağı iyi anlaşıyorlar. Ya ama Abidin Bey de size mi hizmet ediyor yoksa sadece Ferit'e mi hizmet ediyor belli değil vallahi. Ne oldu, siz atıştınız mı? Bence tüm bunları ona sorun. Çünkü artık gerçekten benim verecek bir cevabım kalmadı. Kızım, ne oluyor? Bu tavır nedir? Bir tavrım falan yok. Hiçbiriniz Ferit'in nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Ama bana ne oluyor diye mi soruyorsunuz, anlamadım. Senin kocanın yerini biz mi bileceğiz? Defalarca uyardım size. Buyurun eserinizle gurur duyun. Ben biliyorum. Abidin'le konuştum. Ama dün gece dönmüş olması lazımdı. Gelmedi ama. Artık nereye gittiyse orada kalmış dün gece. Siz biliyor musunuz nerede olduğunu? Yeter. Burası senin yatak odan değil. Tabii ki de değil de ben de merak ediyorum nerede olduğunu. Evet, Orhan baba. Neredeymiş dün gece Ferit? Eşi olarak merak ediyorum da. Seyran, burası yeri değil. Sonra ne konuşulacaksa konuşulur. Şimdi düzgünce kahvaltımızı edelim. Afiyetler olsun. Ferit, bak emin misin ya? Evet. Ben bir otele falan gitseydim sen çok zor durumda kalacaksın. Ne oteli Pelo ya? Kim koruyacak seni orada? Bu evden daha güvenli bir yer yok. Okey? Hadi. Hadi. Çok özür dilerim herkesten. Pelin evini birileri basmış. Dağıtmış her yeri falan. Çok korkmuştu. Ben de yanındaydım hatta. Yalnız kalmasın diye getirdim. Ferit.
Geçmiş olsun. İyisiniz değil mi? Ne kadar iyi olabilirse artık. Ayakta kaldınız. Buyurun oturun. Bir şeyler yiyebildiniz mi? Seyran. Ferit, sakın. Ayakta kaldınız, buyurun. Teşekkürler, iyiyim böyle. Biz bir Seyran'la konuşalım.